Bizim restorantımızda da 95 yılından beri yapıyoruz. Ama biz burada kendimize has yaptık. Neler yapıyoruz? Mesela vejeteryan müşterilerimiz oluyor. Et yemiyor. Onu sadece sebzeli yapıyoruz. Mantar kullanıyoruz. Defne yaprağı kullanıyoruz. Oralarda pek mantar tercih edilmez. Arpacık soğan, çeri domates, sarımsak, tereyağı, biraz yağ ve kuzu etinden yapacağız şimdi. Orijinalde kuzu etinden en lezzetli kuzu etinden olur. Kuzu etinden yapılır. Baharatlarımız da var. Tercihe göre soruyoruz. Herhangi bir istemediğiniz baharat var mı? Hepsini kullanalım mı diyoruz. Siz kendi kafanıza göre yapın. Herhangi bir alerjimiz yok derse tüm baharatları kullanıyoruz. Şimdi Sadık Usta'm kuzu etinden testi kebabı yapacak. Malzemeler kuzu eti, arpacık, evde kolaylıkla yapılabilir. Yani herkesin fırını var zaten. Önemli olan bu kişiye mahsus olan testinin olması. Bu kırılıyor. En çok bunu seviyorlar. Kırılma anını seviyorlar. Kendine mahsus güveç kırıldığı zaman çok mutlu oluyor müşterilerimiz, gelen müşterilerimiz. Domates ve biber salçası kullanıyoruz ama biz onlardan hazır sos yapıyoruz. Bu sosu kullanıyoruz. Yani evde siz domates, biber salçası kullanırsınız ama biz çok lezzetli oluyor. Baharatların da oldu. Hazır domates, biber salçasından yapılan sosumuz var. Onları koyduktan sonra testinin içine sos koyacak. Ki yanmasın. Bunu mutlaka kullanmak gerekir. Yani evde yaparken o malzemeleri ilave edip sos kullanmazsa yanar güvecin içinde. Sos sizin sosu. Evet, bizim özel sos tabii. Yani domates bunu sadece göstermek için domates biber salçasını yapıyorum. İçeride biraz daha sulu mu oluyor dolayısıyla bu sostan? Yani biraz daha böyle hani sostan dolayı yanmıyor. Soslu hem lezzet veriyor. Böyle biraz olursa yanar. Sulu mu oluyor yoksa hani sebze kendi şimdi bu sos olmazsa o sebzenin kendi suyu yeterli olmaz, yakar. Hamurla kapatacak. O hava almasını engelliyor. Yani tandır vazifesi görüyor bu. Kendi yiyeceğimizi fırına önceden verdik, bir saat önceden, şu anda pişiyor. 5 tane test. Bir saat mi pişme süresi? Yavaş mı pişiyor fırında? Tabii bir saat olması lazım pişmesi için, yavaş yavaş. Fırın nasıl bir fırın? Zaten bakacağız, burada var taş fırın. Ama siz kendi evinizde de 350 derecede falan yapabilirsiniz evde yapmak için. Evde yapmak için böyle kırma tesisi de gerek yok. Yani sürekli de kullanıp boşaltabilirsiniz. O hamurunu aldıktan sonra hamuru böyle bir kesersiniz. Bunun gibi bir seferlik değil. Veya folyoda folyo da kapatırsınız. Yani sonra da kullanabilirsiniz. O devamlı kullanılma testiler de var. Onda da güveçte de yapabilirsiniz. Ama müşteri özellikle şu kırma şeyi için tercih ediyor. Bu kırmalı güveçler nereden geliyor? O Ürgüp Göreme'de gidiyor. Yani
Yani biz bundan 10 bin sezonuna göre 20 bin tane falan testi sipariş ediyoruz. O dönem geri dönüşümü var mı? Yok, bu şey yapıyor, bazen dışarıda görmüşsünüzdür. Bunun altını sigara küllük olarak kullanıyoruz. Bunu da desen saksı yapıyoruz. Yani böyle, böyle bir daha bununla ikinci kez yapamıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine hamur kapatacağız, orada fırına vereceğiz. Orada onu çeksin. Tabii tabii.